Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli izleyenlerimiz, Cuma'nız mübarek olsun. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırları kalga eyleyip, şerleri def ve ref eylesin. Hatırlar mısınız? Birçok programımızın başında... Gelin ordumuza dua edelim demiştim. Ordular iki türlüdür demiştim. Birisi gaza ordusu, birisi dua ordusu demiştim. Dualara devam ede, 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 ede. Cenab-ı Allah'ın gaza ordumuz olan Afrin'deki Mehmet'imize Türkiye'den yapılan duaları kabul ederek yardım ettiğini açıkça gördük mü görmedik mi değerli izleyenlerimiz? Afri'nin merkezine girmenin büyük tehlike olduğu hesaplanırken bizim Mehmet'imiz neredeyse elini kolunu sallayarak girdi mi girmedi mi değerli izleyenlerimiz. Evet. Dua iki türlüdür diyoruz. Birisi fiili dua, bize düşen vazifeleri yerine getireceğiz. İkincisi de kavli sözlü dua. Onu da ihmal etmeyeceğiz dedik. Olaylar neticelenince Sözlü duanın da ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlamamız lazım. Yok canım biz gereklerini yerine getirdik, neticeyi aldık dersek nimetin Allah'tan geldiğini, neticenin Allah'ın lütfu olduğunu, yeniden ona şükretmemiz gerektiğini, yeni problemlerin halinde yeniden ona sığınmamız gerektiğini, onun kapısını çalmamız gerektiğini düşünmez oluruz. O zaman değişik yanlışlara düşmüş oluruz. Öyleyse mevcut nimetleri için hamd edelim, şükredelim. Yeni başarılar nasip etmesini yine hem fiili hem de sözlü olarak isteyelim. Bugüne kadar özel yardımlarıyla desteklediği, koruduğu, zafere ulaştırdığı ordumuzu bundan sonra da yeni başarılara, yeni zaferlere Yeni iyi neticelere Cenab-ı Allah salimen ulaştırsın inşallah diye bu mübarek cuma saatlerinde dua ile başlayalım dedik. Değerli izleyenlerimiz. Takriben 7-8 haftadır <laughs> bazı konuları dikkatlerinize sunmak, bazı dosyaları açıp incelemeye gayret etmek faaliyeti içindeyiz. Bugün önemine inandığım yeni bir dosyayı daha açmak istiyorum. Yeni bir konuyu daha gündeme, akıllara, zihinlere, dikkatlere sunmak istiyorum. Konumuzun adı helal haram. Kazanırken ve harcarken nelere dikkat etmeliyiz ki? Kazancımızda bereket, hanemizde huzur, Memleketimizde barış, dünyamızda barış olsun. Bunlar helal ve harama riayet bu kadar önemli neticeler verir mi? Evet verir. Evet verir. Değerli izleyenlerimiz üzülerek görüyoruz ki, hep beraber yaşıyoruz ki, şu anda dünyada yeryüzünde huzur yok. Sanki dünyamız pimi çekilmiş bir bomba. Kim ne zaman nerede kime vuracak? Kim dün söylediğinin bugün aksini söyleyecek? Kim kiminle beraber olacak? Kim kime karşı çıkacak? Bunlar belli olmadığı gibi ekonomik savaşlar, enerji savaşları, gizli açık hesaplar, kapı kapı arkasındaki, kapalı kapı arkasındaki Görüşmeler dünyayı huzursuz hale getirmeye yetti. Şu anda yeryüzünde huzur yok. Ülkemize geliyoruz, ülkede de sıkıntılar var. Ailenin içine giriyoruz, ailenin içinde de sıkıntılar var. Bir ip, iki ipin, düzeltiyorek söylüyorum, bir kere olsun, şu ipin iki ucunu bir araya getirip, oh be, elhamdülillah, hiçbir problemimizde kalmadı. ne mutlu bize, ne güzel yaşıyoruz deme şansına sahip olamadık. Bu sıkıntılı durumun, bu hoş olmayan manzaranın sebebi nedir diye ekonomiste sorsak, o kardeşimiz kendince bir şey söyleyecek. Siyasilere sorsak, kendilerince sebebi şudur, çaresi de budur diyecekler. Basın mensubu kardeşlerimize sorsak kendilerince sebebi şu, kurtuluşun çaresi de şudur diyecekler. Ama ben hocayım. Ben din görevlisiyim. Olaylara ayet ve hadis açısından, İslami ölçüler açısından, Allah ve Resulü'nün koyduğu kıstaslar, parametreler açısından bakmak durumundayım. Zaten tek çıkar yolunda bu olduğu inancında ve kanaatindeyim. Peki olaya bu açıdan baktığımızda bu mevcut huzursuzluğun, sıkıntının, çilenin, ızdırabın, depresif hareketlerin sebebi nedir? Bundan kurtuluşun çaresi nedir? Çok kısa uzatmadan söylüyorum. Bütün bu huzursuzlukların, bereketsizliklerin, depresif hareketlerin sebebi helal harama riayet etmemek. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Kazanayım da nereden kazanırsam kazanayım. Bir kul hakkı var mı? Yok mu? Allah ve Peygamber'in haram kıldığı bir şey benim evime giriyor mu? Girmiyor mu? Başkasını üzüyor muyum? Üzmüyor muyum? kırıyor muyum kırmıyor muyum hesapları yapılmadan şahıslar fertler ve koca koca devletler menfaatler peşine düşmüş dünyalık peşine düşmüş gelsin de nereden gelirse gelsin ölçüsüyle hareket etti ve dünyayı da aileyi de ülkeyi de bu hale getirdi. Yani sebep trenimizin vagonumuzun helal haram rayından çıkmış olmaz. O zaman çare ne? Tekrar helal ve haram rayına girmedikçe, kazançlarımızı gözden geçirmedikçe, harcadıklarımızı gözden geçirmedikçe, para benim ama istediğim yere harcama hakkım yok bizim dinimize göre. Kazanırken de helalinden kazanmaya, harcarken de helalini harcamaya mecburum. Kendimi böyle bir mecburiyetle sınırlandırmazsam nefsin ölçüsüzlüklerine, şeytanın ivasına, vesvesesine kapılır giderim. Huzur diye bir şeyi yakalamama da imkan ve ihtimal kalmaz. Onun için diyorum ki huzurun temini, mutluluğun temini yeniden kazanırken ve harcarken Allah ve Resulünün koyduğu ölçülere riayet etmek helalinden kazanıp, helaline harcamaktır. Tespitimiz, teşhisimiz bu. Hastalıklarda teşhisin önemini hepiniz bilirsiniz. Yanlış teşhis konacak olursa ilaçlar fayda yerine zarar verir. Akciğerindeki bir rahatsızlığı olan bir kardeşimize mide ilaçları verirsek midesini tahrip etmekten başka bir işe yaramayız. Midesinden rahatsız olan birine karaciğer ilaçları verirsek ona da zarar veririz. Efendim öyleyse teşhisi iyi yapmak mecburiyetindeyiz. Ta ki tedaviye ulaşmanın yolunu bulalım. Bize göre teşhis bu. Helal ve haramdan çıkmış olmak, nelerin helal, nelerin haram olduğuna dikkat etmemek insanları huzursuz etti dedim. Çare de tekrar dönmektir dedim ama helal nedir, haram nedir? Helal nedir, haram nedir? Bunu kişilere göre tayin etmeye kalkarsak işin neticesine ulaşmamıza imkan ihtimal yok. Mutabakat sağlamamıza imkan ihtimal yok. Sana göre, bana göre, ona göre. İzafiyet teorisi her şeyi alt üst etmeye yeter. Peki neye göre olacak? Dinimizin yenilmesini, içilmesini, yapılmasını uygun gördüğü şeylere helal, dinimizin yenili biçilmesini, yapılıp edilmesini yasakladığı şeylere de haram diyeceğiz. Biri için helal için gayret sarf edecek, haramdan da ateşten kaçar gibi kaçacağız ki biraz evvel söylediğim huzursuzluklar sona ersin, huzuru, mutluluğu, bereketi, rahatı bulabilelim. Peki bu helal ve haram ölçülerini İslam'a göre söylüyorsunuz hocam siz. Evet ben hem Müslüman hem de bir Müslüman din görevlisiyim. İnancım o bu kitapta öyle diyor. Bu kitap dediğim Kur'an-ı Kerim. İnne dîne indallâhil İslam. Allah katında bir tek makbul din var o da İslam'dır. Biz de o dine mensup olduğumuzdan dolayı Allah'a hamd ediyor. Şu cuma günü imanı bize nasip ettiği için Rabbimize şükrediyoruz. Efendim başka dinin mensupları da kendi dinlerini tek din görebilirler. Makbul din görebilirler. Ben hiç ilgilendirmez. İslam hak din, Allah katında tek makbul din olduğuna göre helal ve haramı da ben İslam'a göre anlayacağım ki huzuru yakalayabileyim. İslam'da helal ve haramı kim kor? Bir, Allah kor Celle Celaluhu. İki, Resulullah kor sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam Allah'ın koyduğunu anladık da peygamber de helal haram koyabilir mi? Evet koyabilir. Ancak bu iki noktaya geçmeden evvel Niçin neyin helal neyin haram olduğunu insanlara bırakmıyoruz da herkes kendisi tayin etsin canım. İnsanların aklı var. Ne faydalıysa ona helal desin, ne zararlıysa ona haram desin, onu yapmasın. Bu cadde çıkmaz sokak. Hayır bununla neticeye varamayız. Neden? Bakın ben size bir örnek arz edeyim. Eğer insanlara bırakırsak Helal neyin, helal neyin haram olduğunu tespit etmemize imkan kalmaz, imkan olmaz. Örnek veriyorum. Birisi çıksa dese ki: Koyunu Allah yarattı. Evet doğru. Domuzu da Allah yarattı. Niye biri helal olsun da biri haram olsun? Derse, sadece akılla ne cevap verebileceğiz? İki tane hayvan bir kasap çağırsak, birini Bismillah diye kesse, bir, birini de Bismi Ahmet, Bismi Mehmet diye Ahmet Mehmet adına kesse. Bizim dinimiz diyor ki birinci helaldir, ikinci haramdır. Yahu hayvanlar aynı, ikisi de koyun. Kasap aynı, kesen kasap aynı. Kesen bıçak aynı. Birine Bismillah dedi de birbirine Bismi Ahmet dedi diye bu niye helal olsun, bu niye haram olsun derse ne cevap vereceğiz? İki kardeşimizi düşünelim. Birisi bankaya götürüp 500 bin lirayı bırakmış, ayda bin lira faiz alıyor. Öbürü de 500 bin liraya bir daire almış, kiraya vermiş, ayda bin lira kira geliri temin ediyor. Birisi çıkıp da dese ki, birisi daire aldı, ayda bin lira kira getiriyor, birisi de bankaya parayı yatırdı, ayda bin lira faiz alıyor. Ne farkı var? İkisi de aynı gelir, ikisi de helaldir derse biz aklen ne cevap vereceğiz? Hemen ne yapacağız? Kitaba müracaat edeceğiz. Cenab-ı Allah'a müracaat edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'e müracaat edecek. Ehallallahu'l bey'a ve harramer <laughs> riba. Allah alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı. Hüküm ona aittir diyeceğiz. Sonra da baksınlar, incelesinler. Faiz ne kadar tehlikeli, ne kadar yakıcı bir şey. Devletleri, fertleri, fabrika sahiplerini, yatırımcıları nasıl alt üst ediyor? Onu inceleyenler incelesin, görsün. Biz işin dini açıdan bakıp teşhisini koymak mecburiyetindeyiz. Vazifemiz bu. Allah faizi haram, alışverişi helal kılmıştır. Avrupa'ya giden kardeşlerimiz veya şu anda bizi Avrupa'dan izleyen kardeşlerimiz biliyorlar ki Avrupalıların bir kısmı kesilen hayvandan akan kanları pıhtılaştırıyorlar. Bir de muameleden geçirip yiyebiliyorlar. Cenab-ı Allah ne buyurdu Kur'an-ı Kerim'de? Hurrimet aleykumul meytetu ve demu ve lahmul hinziri. Sizin için Kesilmeden ölmüş hayvanın eti haramdır. Akmış kan, etin içinde kalmamış, dışarıya çıkmış kan haramdır. Domuzun eti haramdır. Allah'tan başka birinin adı anılarak kesilen hayvanın eti de haramdır. Cenab-ı Allah koydu. Yaratıcı hüküm koyma yetkisi de ona ait birinci sırada ilk etapta. Bunları anladık. Yani Allah'ın helal dediğine helal, Allah'ın haram dediğine haram demek mecburiyetindeyiz. Ama bazı konularda gelir ki, bazı konularda gelir ki, Kur'an-ı Kerim'de yeteri açıklama yoktur. Bu sefer Peygamberimize müracaat ederiz. Efendimize müracaat ederiz. O da bir şeyi helal veya haram kılma yetkisine sahiptir. Hocam Peygamber de helal ve haram kılma yetkisine sahip mi diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Ayet-i kerime açık. Ve yuhallu lehumut tayyibat ve yuharrimu alehimul khabais. Cenab-ı Allah diyor ki: Biz peygamberi güzel şeyleri Müslümanlara helal kılsın, kötü ve çirkin olanları da haram kılsın diye görevlendirerek gönderdik diyor. Demek ki Allah'ın verdiği yetkiyle peygamberimiz de helal ve haram sınırları koyma yetkisine sahip oluyor. Teşbih hata olmasın. Kanun yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Ama Büyük Millet Meclisi bir oturumunda bakanlar kuruluna da Kanun gücünde kararname yetkisi verecek olsa o belirlenen süre içerisinde bakanlar kurulunun her kararı kanun hükmünde olur. Sanki meclisten çıkarılmış kanun gibi işlem görür. Halbuki asıl yetki meclisindi. Bakanlar kurulu nasıl kanun gücünde kararname yayınlama yetkisine sahip oldu? Meclis o yetkiyi onlara verdiği için. Teşbih de hata olmasın. Efendimizin de helal ve haram koyma yetkisi vardır. Bunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Gerekçesi Allahu Teala'nın ona o yetkiyi vermiş olmasıdır. Huzu ma ataakumur rasulu Bismillahirrahmanirrahim. Onu düzelterek tekrar okuyacağım. Allah Resulü size neyi verdiyse onu alın. Neden yasakladıysa da ondan kaçının bir ayeti kerimedir. Metni aklıma gelince okuyacağım. Ayrıca örneklerle de bunu anlatacağım. Sözü fazla uzatmadan. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Hurrimet aleykumul meytetu buyurmuş. Kesilmeden ölen hayvanın eti haramdır. Tamam kural Cenab-ı Allah koymuş. Sahabe-i kiram peygamberimize gelmişler. Ya Resulallah Koyunu keserek yiyoruz etini. Devenin etini de keserek yiyoruz tamam da. Balıklar kesmeden ölüyor. Peki ölü eti haram olunca balıkların etinin de haram olması gerekmez mi? Çünkü onlar da kesilmeden ölüyorlar. Deyince Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam deniz temizdir ölüsü de temizdir buyurarak balıkların kesilmeden öldüğü halde bize helal olduğunu peygamberimiz tespit etti. Haramlardan da bir örnek vererek geçmek istiyorum. Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de innemel hamru vel meysiru vel azlamu vel ensabu vel azlamu ricsun min ameli şeytan fecte nibuhu le'allekum tuflihun. İçki, kumar, tapılmaya mahsus dikili taşlar şeytanın işlerinden birer iştir. Bunları terk edin ki huzura eresiniz, mutluluğu yakalayasınız buyurdu. Tamam da burada sadece şarap ben içki diye tercüme ettim ama kelimeye bakarsak sadece şarap aram kılınmış. Sadece ayeti kerimeye bakarsak peygamberimizin de haramları tayin etme yetkisinin olduğunu kabul etmezsek rakının haramlığını, viskinin haramlığını, diğer içkilerin haramlığını nasıl anlayacağız? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet yok. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyurmuş? Kullu muskirin haramun. Her sarhoşluk veren nesne içecek haramdır demiş. Bütün markasıyla, ambalajıyla, cinsiyle, imalat tarihiyle ne olursa olsun sarhoşluk veren her şeyin haram olduğunu Efendimiz tayin etmiş. Sonra Efendimiz'e müracaat etmişler. Ya Resulallah işkinin haramlığının sebebi ne? Sarhoş kılması, sarhoş etmesi. E biz sarhoş etmeyecek kadar içsek o zaman helal olur mu? Efendimiz buyurmuş. Çoğu haram olan şeyin azı da haramdır. Böylece miktarı, adı, cinsi, ambalajı ne olursa olsun insanlara sarhoşluk veren bütün içeceklerin azıyla çoğuyla haram olduğunu Peygamberimiz tayin etmiş. Efendim, bu konuları anladıktan sonra Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselamın Kur'an-ı Kerim'deki zekatı verin emrini hangi maldan ne kadar verileceğinin miktarının tayininde de yetkili kılındığını ve biz bugün zekatımızı peygamberimizin koyduğu ölçülerle verdiğimizi de dikkatlerinize sunmak istiyorum. Değerli izleyenlerimiz bir başka önemli noktaya geçmek istiyorum. Bugün bugün Helal ile yasal olan her zaman birbiriyle örtüşmüyor. Bazı şeyler vardır ki haramdır ama yasaldır. Bazı şeyler vardır ki yasal değildir ama helaldir. Benim gönlüm ister ki helal olanla yasal olan örtüşsün. Dinimizin helal dediği her şeye yasa da helal desin. Bu benim gönlümün arzusu. Ama size bazı örnekler verirsem ne demek istediğimi anlayacaksınız. Faiz yasaldır ama helal değildir. Piyango, toto, loto, at yarışı oynamak yasaldır ama helal değildir. İlla bir şeyin Kanunda, yasada yeri vardır diye onun helal olması gerekmez. Kanun yasaklıyor diye illa haram olması da gerekmez. Helal ve haramın kaynağının dini tabirler, dini kavramlar olduğu için kaynağının Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif, efendimizin sünnetleri olması gerekir. Efendim. Aman helale harama dikkat edelim. Aman kazanırken helalinden kazanmaya, harcarken helalinden harc helalini harcamaya dikkat edelim, riayet edelim diye programımızın başından beri bu noktanın üzerinde duruyoruz. Bakın Cenab-ı Allah insanı değerli izleyenlerimiz malı sevecek özellikle yaratmış. Herkes malı, parayı sever. Bazıları zaman zaman çıkarlar. <laughs> dünya malının benim yanımda hiç önemi yok. Paranın ağaç yaprağıyla benim yanımda farkı yok. Ha altın, ha toprak. Benim gözümde ikisi de bir diyen insanları duyarım, hiçbirine inanmam. Onları külahıma anlat demek lazım. İnsan oğlu malı sever. Öyleyse bunu Allahu Teala böyle yarattı. Mal kazanmayı tamamen yasaklarsanız onun tabiatına zıt bir kural koymuş olursunuz. Bakın 70 senede iflas eden komünist sistem kişilere, şahıslara, fertlere mal edinme imkanı vermedi, iflas etti. Aman bu yanlış oldu dediler. Kapitalist sistem de nereden kazanırsa kazansın, isteyen istediği yerden kazansın diye ölçüsüz bir serbestlik getirdi. Şimdi onun adına ona tam yakışan bir isim koydular. Bir sıfat getirdiler. Dikkat ettiniz mi? vahşi kapitalizm. O da vahşet getirdi. İnsanlar menfaat için birbirlerini kırmaya başladılar. Sohbetin programın başında arz ettiğim gibi devletler menfaat peşine düştüler. Dış politikanın şu anda bir kısa özeti var. Ülkelerin dış politikası olmaz, menfaatleri olur denilir hale geldi. Neden? Çünkü İslami ölçü yok. Bizim dinimiz ne diyor? İnsan malı sevecek şekilde yaratıldı. Öyleyse kazanacak. Ama ölçülü kazanacak. Kul hakkına girmeyecek. Allah'ın yasakladığı sınırlara girmeyecek. Peygamberin yasakladığı sınırlara girmeyecek. Helalinden kazandığı bu malın zekatını, fıtrasını vererek, kurbanını keserek, hayru hasenatta, yol, çeşme, köprü gibi hayır işlerinin yapımında bunları kullanacak. Komşusu açken kendisi tok yatmayacak diye helalin, haramın sınırlarını koyarak hem insanları huzursuzluktan kurtarmış hem birbirine yardım edip kenetlenmelerini de temin etmiş. Efendim biz buna ısrarla üzerinde duruyor ve aman helalinden kazanılsın aman helaline harcansın diyoruz. Diyoruz da yapan ne oluyor yapmayan ne oluyor? Helale harama dikkat edenler hem kendileri huzurlu oluyor hem de etraflarına huzur saçıyorlar. Bugünün tabiriyle pozitif enerji veriyorlar. Helale harama riayet etmeyen dikkat etmeyen de hem kendisini parçalıyor hem de etrafına negatif enerji veriyor. Aile fertlerini perişan ediyor, mahalleye zarar veriyor, ülkeye zarar veriyor, belki de gücü yeterse dünyaya zarar veriyor. Biz aman riayet edin, hem kendiniz mutlu olursunuz hem de etrafınızı mutlu kılarsınız diyoruz. Riayet etmezseniz kendinizi de perişan edersiniz, etrafınızı da perişan edersiniz. Gelin, teşekkür ediyorum arkadaşlara. Bak Mevlana Celaleddin Rumi 800 senedir insanlara huzur saçıyor. Adı anılınca insanlar rahatlıyor. Onun sözlerini duyunca mutluluk hissediliyor. Nedir Mevlana'nın en önemli özelliklerinden birisi? Evet çok okunmuş. İslam'ı yaşamış, tasavvufu yaşamış ama harama el uzatmamış. Haramdan kazanmamış. Yunus Emre fakir bir zat. Harama el uzatmamış. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni demiş. Ballar balını buldum kovanım yağma olsun. Mallar malını buldum dükkanım yağma olsun demiş. Bakın helalden bile vazgeçerek kendisini insanlığa adayan insanlar etrafa huzur verirken illa ben çok kazanacağım. Her şey benim olacak. Bütün rakiplerimi yıldıracağım. Onların iflasını temin edeceğim. Bu konuda tek insan ben olacağım diyenler inanın muvaffak olamamış, başarılı olamamış, geceleri gündüzleri birbirine girmiş, yataklarında uyuyamaz hale gelmişler. 24 saat onlar için Çile, ızdırap sıkıntı olmuş. Bir kısmı da sonunda istediklerine riayet etmek şöyle dursun, iflasla bile karşılaşmışlar. Ama iflas deyince, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bize bir de ahiret müflisinden bahsediyor değerli izleyenlerimiz. Bir dünya müflisi var, bir de ahiret müflisi var. Dünya müflisi nedir? Borçları bütün mal varlığından daha da artmışsa, daha fazlalaşmışsa, bütün mal verdiği mal varlığını verdiği halde borçlarını karşılayamıyorsa bu adama biz iflas etmiş insan diyoruz. Bunu anladık. Ahiret müflisi ne demek? Ahirette de para var mı ki? Ahirette de alışveriş var mı ki? Ahiret müflisi diyoruz. Para yok ama alışveriş var. Nasıl var? Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, İnsanlar namaz kılar, oruç tutar, hacca gider, zekat verir, iyilikte bulunur, hayru hasenatta bulunur. Çok sevaplar kazanır. Ancak malı kazanırken kul hakkına girmişse, insanların kalbini kırmışsa, gıybeti etmişse, iftira etmişse, insanlara zarar vermişse diğer canlılara zarar vermişse ahirete varınca kime zarar verdiyse kimin hakkını yediyse onlar karşısına çıkacak. Ver bakalım hakkımı dedikçe, ver bakalım sendeki hakkımın iadesini istiyorum dedikçe namazın sevabı gidecek, orucun sevabı gidecek, haccın sevabı gidecek. Ortada Sip sivri kalacak, bütün sevapları bitmiş olacak. Efendimiz diyor ki işte o da ahiret müflisidir. Ahirette dünyadayken kazanırken dikkat etmediğinden dolayı hakkını yediği insanlar karşısına çıkıp ibadetlerinin sevabını ala 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 ibadetleri sevabı biten kişiye de ahiret müflisi denir. Hatta oradaki hesaplaşmanın bir adım daha ilerisi var. Bazı kişiler diyebilir ki benim zaten fazla verecek bir sevabım yok. Öyleyse bundan sonra ölçüsüz yaşayayım. Ne kazanırsam kazanayım, ne elde edersem edeyim. Hayır. Bizim sevabımız biterse, hala alacaklılar bitmemişse, alacaklıların vebali de bize yüklenerek cehennemde onun da azabını çekeriz, onun da cezasını çekeriz. Onun için İnsanoğlu için tek çare başkasının hakkına girmeden Allah ve peygamberin izin verdiği yerden kazanmak, haram kıldığı yere elini uzatmamak. Haramlar geldikleri gibi gitmezler, yanına helalleri de alır götürürler, huzuru da alır götürürler, bereketi de alır götürürler. Ama diyelim ki birinin hakkını yedik sonra da helalleşeceğiz. Helalleşmede neye dikkat etmemiz lazım? 20 sene, 30 sene bir binada komşularla beraber oturduk. Yeni bir ev aldık, yeni bir yere taşınacağız. Komşularımıza, komşular, 20-30 sene beraber bina, aynı binada oturduk. Belki birbirimize hakkımız geçmiş olabilir. Hakkınızı helal edin diye üstü kapalı helalleşmek doğru değil. Hacca gideceğiz. Umre'ye gideceğiz. Efendim komşular, akrabalar. Ben hacca gitmeye karar verdim. Belki hakkınız varsa hakkınızı helal edin diye üstü kapalı helalleşmek yeterli değil. 10 sene, 20 sene ortaklık yaptık. Sonra ayrılıyoruz. Değerli ortağım, 10-15 senedir beraber iş yaptık. Belki birbirimize bilmeden hakkımız geçmiş olabilir bana geçmişse hakkını helal et diye üstü kapalı helalleşmek doğru değil. Hakikaten kasıtlı olarak bildiğimiz bir hak yeme yoksa komşularımızı bilerek rahatsız etmemişsek, aidatları geç ödeyerek apartmanın bir kısım hizmetlerini aksatmamışsak, ortağımızdan habersiz fabrikadan veya müesseseden, kurumdan, dükkandan gayrimeşru bir gelir edinmemişsek, elimizden geldiği kadar çırpınmış, titizlik göstermişsek, bilmeyerek bir şey varsa hakkınızı helal edin diye diyebiliriz. Bu bizim hakkımızdır, makul bir helalleşmedir. Ancak komşulara illallah dedirtmişsek, ortağımızdan habersiz müesseseden gizli bir menfaat temin etmişsek, akrabalarımızın iftira ederek zarara uğramasına sebep olmuşsak, bazı insanları bin bir çileye sokmuşsak, ileride pişman olup da helalleşmek istediğimizde, bu yaptığımız hatayı ona söyleyeceğiz. Değerli ortağım, senden habersiz, 10 sene evvel, ben 5000 lira almak gibi bir hatayı işledim. Nefsime mağlup oldum. Bugün pişman oldum. Bu işin ahirete kalmasını istemiyorum. Ne kadar istersen o kadar da vermeye razıyım. Yeter ki bana olan hakkını helal et. Bu iş ahirete kalmasın. Böyle söylenecek. Eltiler, akrabalar, birbirlerine iftira etmişse kusura bakma 10 sene 5 sene evvelki seni perişan eden iftirayı ben yapmıştım ne yapayım? Nefsime mağlup oldum şeytana kapıldım ben o sözü söyledim sen de o sıkıntıyı çektin. Helal et. Ne istiyorsan vereceğim. Ne istiyorsan yapmaya razıyım. Ne olur bu iş ahirete kalmasın diye. Onun kalbini kazanacak bütün fedakarlıklarda bulunacağız. Ondan sonra helal etmesini isteyeceğiz. Bir kısım arkadaşlarımız, kardeşlerimiz lüks arabalara binmelere devam ediyorlar. Yazlıklarda, kışlıklarda yaşamaya devam ediyorlar. Alacaklılarına diyorlar ki hakkınızı helal edin. E kardeşim sen o arabaya binerek bendeki hakkı ben nasıl sana helal edeyim? Sen tamamını fedakarlık yap. Tamamını sıfırla. Elinden gelen verebileceğin bütün imkanları ver. Ondan sonra gücün yetmeyeceği bölüm için hakkını helal et de. Ben buna bir inanayım. Yaptığın hatayı benden götürdüğün maddi imkanı ben bileyim. Neye göre helal edip etmeyeceğime ona göre karar vereyim. Bunun için üstü kapalı helalleşmeler bize yeterli neticeyi temin etmez diyorum. Eğer yaptığımız hataya, yediğimiz kul hakkına bir gün pişman olmuşsak, onları da açıkça dile getirerek karşının helalliğini almamız lazım. Çünkü kul hakkının affı ancak kulun bağışlamasıyla mümkündür. Burada bazı konular vardır ki onu tekrar dile getirmek bir fitneyi ortaya çıkaracaksa yanlış söyledik. Onu tekrar ben şöyle yanlış söylemiştim demekle yeni bir huzursuzluğa sebep olacaksak onları dile getirmek doğru olmaz. Fakat bilhassa maddi hak yemelerde rakam neyse o söylenecek, zaman neyse o söylenecek. Bugünün değeriyle ve karşı tarafı razı edecek kadar ödeme yapıldıktan sonra hakkını helal et denilecek. Değerli izleyenlerimiz, helal ve haram konusunun çok hayati olduğunu söylemeye çalıştık. Ta programın başında dedik ki, dünyanın da, ülkenin de, ailelerin de bugünkü çektiği sıkıntıların büyük bir bölümünün sebebi helal ve harama riayet etmemektir dedik bir gün ana karnından da başlamak üzere helalle beslenmenin önemi insanlara iyi anlatılırsa yaşarken kul hakkına girmeyi ateşe girmek kadar tehlikeli bir şey olarak anlatmayı başarabilirsek kendi ihtiyacının dışında başkalarının ihtiyacını gidermek için uykusunu kaçırmayı insanlara anlatabilirsek aileye de huzur, ülkeye de huzur, dünyaya da huzur gelecektir. Bu anlamda bendeniz iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün tıp fakültesinde çalışan değerli hocalarımız zaman zaman program yayınlıyorlar, düzeltiyorum, rapor yayınlıyorlar. Aman hamile olan hanımlar alkol almasın, çünkü çocuğa zarar verir diyorlar. Doğru. Bize göre kimse alkol almasın. Ama Tıp Fakültesinden hamile olan hanımlar alkol almasın, çocuğa zarar verir raporu çıkınca biz buna da seviniyoruz. Devam ediyor değerli hocalarımız. Sigara da içmesin. Yine karnındaki çocuğa zarar verir diyor. Seviniyoruz. Kirli havada yaşamasın. Annenin alacağı, teneffüs edeceği, soluyacağı kirli hava cenine de ana karnındaki yavruya da zarar verir deniliyor. Doğrudur diyoruz. Ama değerli hocalarımızdan yeni bir rapor bekliyoruz. Ana karnından itibaren çocuklar helal gıda ile beslenirse hamile olan hanımlar kul hakkını ağzına koymazsa Allah ve peygamberin yasakladığı şeylerden uzak kalırsa onlar midesine ulaşmaz. Mid lokma, haram lokma midesine girmezse çocuğun psikolojisi şöyle olur, sağlığı böyle olur. Yok haramla beslenirse o zaman da psikolojisi ve sağlığı böyle olur diye yeni bir raporun yayınlanmasını bekliyoruz. Niçin biliyor musunuz? Efendimiz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam evinizi yaparken sakın sizin olmayan başkasına ait olan haram bir taş kullanmayın. Kullanırsanız ne olur? Sadece o haram taş düşmez. O haram taş o binayı yerle bir eder buyurmuş. Peki bu hadisin konumuzla ilgisi ne? Niye olmasın? Vücudumuzdaki hücreler de vücudumuzun yapı taşı değil mi? Elbette. Öyleyse haramlardan meydana gelen hücreler o vücudu bir gün perişan eder. Haram gıda ile beslenen insanlar veya çocuklar etraflarına negatif enerji verirler. Huzursuzluk verirler. Sıkıntı verirler. Helal ile beslenenler de çok daha farklı durumların olduğu görülmüştür. Bundan sonra da görülür. İnsanlara haykırsak ne olur birbirinizin hakkını yemeyin. Yalan söyleyerek kazanmayın. Müşteri aldatarak kazanmayın. Aksi halde zarar görürsünüz. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haramla beslenen vücut cennete giremez buyurdu. Haramla beslenen vücut Cennete giremez buyurdu. Tabii hadis şarihlerimiz açıklayan alimler Allah razı olsun. Doğrudan doğruya cennete giremez. Hesabını verir, ondan sonra girer manasındadır demişler de bizi biraz rahatlatmışlar. İktisat fakültemizde ekonomi okutulan üniversite bölümlerinde yavrularımıza, gençlerimize Yatırım nedir? Enflasyon nedir? Devalüasyon nedir? Fizibilite nedir? Anlatılıyor. Çok güzel. Çok iyi. Ama ne olur beraberinde? Helal, haram, kul hakkı, rüşvetin dindeki yasaklığı. Alanın da, verenin de ateşte olacağı. Üniversiteyken de, üniversitede de okurken de öğrencilerimize gençlerimize, yavrularımıza diğer derslerin yanında bunlar da öğretilse mezun olduktan sonra hizmet anlayışı çok daha farklı olur mu olmaz mı? Vatandaşa hizmet ederken bir ibadet aşkı ve şevki duyar mı, duymaz mı? Üzgünüm. Elbette hepsi değil ama bu manevi değerlerden uzak, helal haram ölçüsünden uzak yetiştirilen insanlar kısa zamanda daha çok parayı nasıl kazanırım? Elimden gelse en büyük hileyi yaparak en büyük parayı nasıl elde ederim? İnsanlar zarar görülmüş, ızdırap çekermiş, ah edermiş, hiç de benim için önemli değil diye ölçüsüz davranıyor. Hem kendilerini hem de etraflarını perişan ediyorlar. Eğer hayata helal haram ölçüsünü getirmez isek değerli izleyenlerimiz, gençler neye heveslenirler? En çok parayı hangi meslek kazanıyor? Helal mi haram mı hiç önemli değil. Hangi meslek daha çok para kazanıyorsa ben o mesleğe sahip olacağım der. Ve hatta maalesef, tekrar söylüyorum maalesef, işinde hile yapmayı, az emekle çok şey elde etmeyi akıllılık zannetmeye başlar. Zeki olmak zannetmeye başlar ve onlara devam eder. Değerli kardeşlerim. Helal ve haram çok önemli dedik. Helal ve haram da ikiye ayrılıyor. Dinimizde bazı haramlara li aynihi haram diyoruz. Bazılarına li gayrihi haram diyoruz. Ne demek bu hocam Arapça tabir bunu anlat. Tabii benim vazifem onu anlatmak. Li aynihi haram haramlık maddenin kendisinde. Domuz eti gibi, alkol gibi Allah ve Resulü'nün yasakladığı maddenin kendisi haramdır. Şekli, şemaili yapılması, pişirilmesi, saklanılması ne olursa olsun bu ay kendisinde haramlık olduğu için helale dönüşmez. Li gayrihi haram. Maddenin kendisi haram değil. Helal. Ancak bize geliş yolu haramsa o madde harama dönüşür. Örnek ekmeği yemek helal. Elma helal. Portakal yemenin haram olduğunu hiçbir hoca söyledi mi? Yok. Ayakkabıyı giymek, kullanmak helal. Ancak o ekmeği müşteriyi aldatarak kazanmışsak, o bir kilo elmanın parasını elde ederken yalan söylemişsek, o ayakkabıyı elde ederken, o ayakkabının parasını kazanırken birçok insana hile yapmış isek, her ne kadar ekmeği yemek helal olsa da o ekmek bize haram olur. Elmayı yemek caiz ve helal olsa bile o elma bize haram olur ayakkabıyı giymek helal olsa bile o ayakkabıyı kullanmak bize haram olur. Yani maddenin kendisinde değil kazanma şeklinde bize geliş şeklinde bir gayrimeşruluk varsa bir haramlık varsa o maddeyi kullanmak da bizim için yasak bizim için haram olur. Değerli kardeşlerim büyüklerimiz buyurdu ki bir insan ağzına girenle ağzından çıkana dikkat etse veli olur. Sözü bir kere daha tekrarlıyorum. Bir insan ağzına girenle ağzından çıkana dikkat etse veli olur. Ne demek? Çok basit. Buradan içeriye biraz önce söylediğimiz li aynihi li gayrihi haramın hiçbir şekli girmeyecek. Kul hakkı girmeyecek. Yalanla, hileyle kazanılan şey buradan mideye inmeyecek. Buradan dışarıya da yalan, iftira, gıybet çıkmayacak. O zaman elbette insan veli olur. Ağza girenle ağızdan çıkana dikkat etmek insanı çok büyük mevkilere, makamlara ulaştırır diyor. Dosyamızın bitmediğini hem aradan sonra devam edeceğimizi belki bir program daha devam edeceğimizi bilgilerinize ileterek bir araya geçiyoruz. Saygılar sunuyorum. Değerli izleyenlerimiz yeniden hayırlı cumalar diliyorum. Çok hayati olduğuna inandığım helal ve haram konusunu bu programda sizlere arz etmeye çalıştım. Ama bitmedi inşallah. Haftaya cumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkesin bilmesi, nefsimin de aklımıza koymamız gerekir ki huzur, bereket helaldedir. Haramlardan şu ana kadar kimse mutlu olmamış ki biz mutlu olabilelim. Bir insanın vücuduna haramı kabul etmesi bir motor yatağına bir avuç kum atılması kadar tehlikelidir. Haramlar, he zararlarını hemen ertesi gün göstermezler. Gün gelince yapacağını yapar. Bereketi huzuru alt üst eder. Vereceği tahribatı verir gider. Onun için Allah ve Rasulü'nün izin verdiği, ölçülerini tayin ettiği helallerle yetinmeye gayret edelim. Haramlardan Allah ve Resulünün yasakladığı şeyleri yiyip içmekten, insanların kalbini kırmaktan, kul hakkına girmekten de ateşe düşercesine kaçmaya çalışalım ki iki dünyada mutlu olalım. Hep söz açılınca üç günlük dünya diyoruz ya değerli izleyenlerimiz. Hem bir taraftan üç günlük dünya diyoruz hem de hiç ölmeyecekmiş gibi mal yığmaya çalışıyoruz. Sonunda kime kalacak? Ben kazanacağım, hesabını ben vereceğim, benden sonrakiler onun nimetini görecekler, sefasını sürecekler. Bu akıllı bir davranış değil. Evet evet helalinden kazanayım, helalinden mirasla bırakayım bunda hiçbir sakınca yok. Ama kazanırken haramdan kazanırsam, insanlara ah dedirtirsem, kul hakkına girersem, ben hesabını verirken o malları kim nasıl harcayacak bunu benim bilmeme imkan ve ihtimal yoktur. Öyleyse illa helal illa haram rayına tekrar dönelim. Vagonumuzu trenimizi helal haram rayına oturtalım dedikten sonra <laughs> hem geçmişlerimizin hem şehitlerimizin ruhu için hayırların halkı şerlerin defi için hastalarımıza şifalar ihsan olunması için bekar yavrularımıza mutlu yuvalar nasip olması için Allah rızası için El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammed. Kema salleyt ala İbrahim e ve ala el İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Kema barekta ala İbrahim e ve ala el İbrahim inneke hamidun mecid. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahman rahim malik Yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm, An en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veled Amin Âmîn. Cenab Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Ordumuzu muzaffer eylesin. Ülkemizi mutlu insanlar yurdu olmasını nasip eylesin. 80 milyonun kardeşliğini nasip eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.